gün sizin de iş gücünüzle birlikte bir sehpanın tablosunu oluşturacağız. Senden de ricam, bize yapıştırmada bunları tek parça halinde ve daha stabil tutabilmemiz için buraya uygun ağaç kesmen olacak. Tamam. Yapabilir misin? Yaparım. Dikkatli ol. Yaparım. Yaparsın. Ne baktın oğlum? Bence bugün çok eğlenceli olacak. Tamam, geri gel şimdi olduğu gibi. Evet, tamam. Tamam. Ölçü al. Ölçü alacağım, ben halledeceğim. Tamam. Bunu tamam. Ayarla tekrar buraya. Ben çizgisini aldım. Ayarlama ne ayarlaması? Bu seri kesimlerde sana yardımcı oluyor. Ha, anladım. Mesela bir şeyden buraya 4 tane yapacaksan. Cetvel. Tamam. Tamam hocam abi. Bunu kestikten sonra tek yapman gereken yakın çalıştırma. Şey. Evet, hadi. Şimdi biz buraya koyulalım. Sonra ben bir süre sonra bırakacağım size, siz yapacaksınız. Güzel kardeşim, şu an yapmana gerek yok onu. Sık sık doyacağız. Mesela buradan çıkışta üstündeki tozları da onunla alacaksın. Şöyle. Tabii. Tamam mı? Çocuk rahatladıysa eğer. Sen hiç yerde çalışmadın mı? Tekstil, konfeksiyon atölyesinde falan. Başlıyoruz yavaştan. Çalıştın mı? Tabii tabii. Çıkışta onu böyle bütün tüylerden aranıyorsun. Arkadaşlar eldivenlerinizi alın, güvenliği elden bırakmayalım. Al bakayım sen de. Siz ne devirdiniz lan orada? Çocuklar! Bence ben bunu ters taktım. Şşş! Oğlum o devirdiklerinizi kaldırın bakın. Hadi delirtmeyin adamı. Hadi. Gözlük bayağı güzelmiş. Çok konuşuyorsun. Hadi git üçlü fiş getir. Üçlü fiş? Evet hadi uzatmaya getir. Nerede? Epoksi odasında koş. Uzatma hadi. Epoksi odası nerede abi? Epoksi az önce gösterdiğin epoksinin orası hadi. Nasıl değil? Git hadi git git. Melekelerin de bulacağını düşünüyorum. Aldın mı eldiveni? Aldım. Şimdi şöyle yapacağız. Mesela diyelim ki Yalçın tutacak, ben burayı keseceğim. Nasıl yaptığımı gördükten sonra siz devam edeceksiniz. Sen tutacaksın, Yalçın kesecek. Yalçın tutacak, sen keseceksin. Burada süpersin. Şuraya tak. Ona göre öyle getirip ustaya verirsen tokadı yersin. Tak onu oraya. Heh. Gel. Getir oğlum, utanma. Şimdi ilk önce Yalçın bir tutsun. Köşeden. Mantıken. Yok yok. Fark etmiyor. Şununla başlıyor işte. Yapıp çekeceğiz. Yapıp çekeceğiz ki şu dizilişi unutmayalım. Hmm. Şu diziliş değişmeyecek. Sen gel şuraya, şuradan tut. Şunu alayım. Şimdi. Sen nereden yapacaksın? Buradan. Şuraları tutarsan şöyle iki elinle. Tamam. Evet. Yaptığımız gereken şey. Bu riskli bir şey değil. Riskli bir şey değil. Gözlüğümü takmıyordum. Bu riskli bir şey değil. Sadece güvenliği elden bırakmamak ve kimseye zarar vermemek adına çalıştığın makinenin çalışma bölgesinin tam olarak nerede, hangi sınırlar içinde kalması konusunda kesin kararlı olun. Tamam. Mesela ben çalışırken zırt diye buraya gelirsem arkadaşımın elini yaralarım. O yüzden dikkatli olmak lazım. Birazcık alıştırma yap elini. Ben şunu ucuna değiştireceğim. Mışçasına. Yaparmış gibi. O köreldiği için. Buğulandı mı gözün? Yok. Benim senin niye sarı gözlükleri? Bilmiyorum abi de. O zaman bunun gözlükleri niye sarı? He? Niye sarı gözlükleri? Kendini daha özel hissetsin. Yalnız galiba böyle bir şey yapılmıyor normalde ama ben bunu yapacağım yani. Evet yapılmıyor ve o gözlük yeni lan. Abi bulandı. Neyini ama siliyorsun yani? Şey oldu bayağı. Adam yeni gözlüğüme böyle girdi. Önce iş güvenliği, önce iş sağlığı. Oğlum gözün açık olsun biraz. Pek de bu değil, bu kullanılmış. Ben bunu yeni diye satarım onu. O zaman abi yenisi. Heh. Yenisi değil mi? Elektrikten kesmiştim, onu açabiliriz. Eline dikkat et. Elektriği aç. Aç, aç oğlum. Açıyorum. Aç oğlum. 3. Yalçın abartma. Açtım abi. Gel bakayım buraya. Oğlum elini düzgün tut. Ben çok tamamen çalıştım. Tutuşla alakalı. Çok çalıştım. Ben böyle yapıyorum. Ben oradan... Atını direkt yere atıyor. Ama Yunus şöyle tuttuğu için sana gönderiyor. Olur. Ha, anladım. Bak şimdi tut. Abi. Sana zahmet lütfen. Buna devam ediyor muyuz? Evet. Hadi siz devam. Yunus abi gel. Neye Yunus abi gel? Evet kardeşim hadi buyur. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.